Arkadaşlar merhaba. Bugün Büyük Mücadele'de yeni popüler olan Köstebek destesiyle oynayacağız. Küreselde birkaç oyuncu da gördüm. İlk olarak Mugi oynuyordu. Ondan dolayı ilgimi çekti. Desteğe baktığımız zaman havaya karşı da güçlü. Sadece büyü olarak kar topumuz var. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi maçlara geçelim. İlk rakibi de bulduk. Kullandığımız deste agresif bir deste olduğu için sürekli baskı yapabiliriz. Ateş o kuleye vurmasın. Haydut'la başlayalım. Bakalım ne oynuyormuş. Şu an elinde Tomruk da yok, Valkür de yok. Alan vuran belki başka kartı yoktur. Hemen bir köstebek atalım. Büyük ihtimalle binici destesini oynuyor. Bu desteği daha önce biz kupa maçında kullanmıştık. Omruğu güzel attı. Neyse ki kar topumuz var. Pek hasar veremez. Valkürünü Haydut veya Hayalet'e karşı kullanması gerekiyor. O zaman kullandığı zaman da rahatlıkla Köstebek'le atağa kalkabiliyoruz. Tekrar bir Haydut atalım. Bakalım Haydut'a karşı ne cevap verecek? Kraliçeyi de atalım. Biliyorsunuz Valkyr'ün canı çok. Bence ona da bir nerf getirmeleri gerekiyor. Güçlü bir kart. Onu ortadan kaldırdıktan sonra bir atağa kalkabiliriz diyecektim. Şöyle testi artı köstebek yapalım. Bomba kulesi bir tık zorlayabilir bizi. Hatta çok iyi savundu rakip. Şöyle hemen atağa kalkmak istedim. Belki iksiri azdır. TS'yi de hazır tutuyorum binici için. Ön tarafa doğru attım. Depremi de olduğu için. Kar topuyla yakınlaştırdım. Diğer kulemiz de vursun. Yoksa TS'de kırılacaktı. Hatta kulemize gelip binici bir kere vurdu. Rakip de bir yandan depremle hasar vermeye başladı. Tabi büyüye dönersek bizim kar topundan başka büyümüz yok. Maçı kaybederiz. O yüzden baskı yapmaya devam edelim şöyle. Kar topunu da tam zamanında attık aslında. Valkür itebildiğimiz için goblinler en azından vurabilir. Rakibin destesi bizden daha hızlı döndü. Rakip bayağı bir öne geçti. Şimdi bir kraliçe atalım. İskelet atabilir diye ateş uğu da attım. Valkür'ü erkenden çıkardığı için elinden şimdi sanki daha fazla vurabiliriz. Kartlarımız birikti. Şu anda şöyle bir kartopu da atalım. Kraliçenin özelliğini de bastım. Valkür tekrar öldü. Lan Haydut falan da atalım. Elinde yokken zaten Valkür, o zaman atağa kalkıyorum. Ona hasar vermeye başladık. Güzel yaptığımız baskılar sayesinde hasar bakımından neredeyse durumu eşitledik. Rakip tekrardan depreme döndü. Daha vaktimiz var. Şöyle iki taraftan da çıkmaya çalışalım. Rakibin kafası karışabilir böylelikle. Şöyle önden de bir kraliçe atalım. Valkyrie bence gereksiz kullanıyor kraliçeye karşı. Sağ tarafa da vurmaya başladık bu arada. Tessa da atmak zorunda kaldım. Binicinin artık vurmaması gerekiyor. Sol tarafa sadece iskeletler yeterli olur. Sol tarafa da iyi hasar verdi ama zaten sağ taraftan geleceği belliydi. Biz iki taraftan da saldıralım. Evet, şu an elinde yine Valkyrie olmadığı için Hayalet kuleye kilitlendi. Arkaya doğru köstebeği attım. Belki tahmin edemez. Hemen kar topunu döndürelim. Yoksa biniciyi vuracaktı.
sefer ön tarafa doğru atalım. Kar topu sayesinde goblinler vurabilir. Deprem şu anda almıyor. Döndüremez de. Son 18 can. Süre yetseydi bile deprem zaten o kadar vurmuyordu. Zor bir maçtı. İkinci maça da geçelim. İkinci rakibi de buldum. Şu an başlangıç elinde haydut olmadığı için hayaletle başlayabiliriz. İksirimiz doldu. Ortadan bir kayıç atalım. Ne oynadığımızda çözeriz belki. Kraliçe onları temizler zaten. Yine Valkyrie oynayan bir oyuncu geldi. Tabii köstebek oynayınca biraz zorlanabiliyoruz. Tesla yeterli olur. Tersten de bir köstebek atalım. Şu an elinde Valkyrie yok. Hemen bir atağa kalkmak istedim kraliçeyle. Güzelliğini de basalım. Maça yine de iyi başlamış olduk. Valkyrie daha fazla iksir harcamayalım. Kuleye bir kere vurdum. Duvar yıkıcıları bekledim. Ona göre zaten Tesla'yı bekletiyordum. Şöyle tekrar bir baskı yapalım hayaletli. Mızrakları çok geç attı. Hata üstüne hata yapıyor rakip. Tabi orada heyecan yaptı bence mızrakları kaçırdığı için. Maçı saldı mı acaba? Maçı salmamıştı. Şöyle bir kıyıcı atalım. Tabi alev topumuz olmadığı için büyülü okçuya dikkat etmemiz lazım. Hem birliklere hem de kuleye hasar vermesin. Kar topunu da mızraklılar için attım ama erken attığımız için vuramadık. İki maçtır aslında kolay eşleşme gelmedi. Yani rakip büyük bir hata yapmasaydı maçta biraz daha zorlanabilirdik tabi. Ötesi atalım şimdiden. Evet, soldan geleceği belliydi. Rakibin oynadığı deste de Remyeli'nin küreselde oynadığı bir deste, ondan dolayı desteği de biliyordum. Şimdi 3. maça da geçelim. 3. rakibi de buldum. Yine başlangıç elinde haydut olduğu için bununla başlayalım. Bu arada gelecek dengeleme değişikliği sızdırıldı. Mezar taşı falan da nerf yiyecek. Görünce aklıma geldi. Toplu kısmında yine paylaşırım. Zaten beklediğimiz kartlar nerf yiyor. Buff alacak kartlarsa Altın Şövalye, Dev İskelet, Buz Ruhu gibi kartlar. Hatta Aynaya da gelecek. Aynaya nasıl bir buff gelebilir bilmiyorum ama umarım çok sorun yaşamayız. Rakipte kasırga varmış. Şöyle köstebek de atalım. Tabii maçın başında ana kulenin uyanması pek iyi olmadı. Rakibin de her kartımıza karşı bir cevabı varmış. Mezarlık oynuyor olabilir. Keşke mezarlık oynasaydı. Şöyle bir haydut atalım. Evet, büyük büyüğümüz olmadığı için videonun başında söylediğim gibi bu rakibe karşı pek bir şey yapamayız. İlk önce gece cadısını öldürmemiz lazım. O yüzden kraliçeyi şöyle önden attım. Özelliğine de basalım. Gece cadısını öldürebildik.
Golem'in arkasındaki kartları öldürmek için zehir, alev topu gibi kartlar gerçekten gerekli. Aslında gece cadısını öldürsek de yine de kulemiz gitti. Ekip rahatlıkla yine golem atabiliyor. Şöyle önden bir baskı yapmaya çalışalım. Çünkü köstebekle almamız çok zor şu an. Evet, yıldırım da zaten atağımızı mahvetti. Tekrar bir savunmaya çalışalım bakalım. Evet, bir test atalım. Rakibin DS'si de bu ara popüler olan Golem DS'lerinden biri. Yapacak pek de bir şey kalmadı zaten şu an. Tabii ki bu DS'de iki tane büyü olursa bu ağır DS'lere karşı da daha fazla iş yapabilir. Sanki zehir tarzında bir kart alırsak bu maçı da belki biraz daha zorlayabilirdik. Bu köstebek DS'si bence hızlı DS'lere karşı iş yapan DS'lerden biri. Ağır bir DS'e geldiği zaman büyü eksikliğinden dolayı çaresiz kaldık. Şöyle sandığı da açalım. Bu hesapla da kupa kasmaya çalışacağım ileride. Belki zor eşleşmeler gelebilir. Çünkü ne kadar kupa arttıkça gelen rakiplerin seviyesi de o kadar artıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.